Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol domates soslu nefis bir makarna tarifi paylaşacağım. Yapımı da oldukça pratik. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Tencereye ocağı alıp içerisine suyu ekledim. Kaynadıktan sonra bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. İçerisine makarnayı da ekliyorum ve güzelce kaynatıyorum. Dilediğiniz makarna çeşidini kullanabilirsiniz. Hepsiyle gayet güzel olacaktır. Yarım paketten biraz daha fazla makarna kullanıyorum ve güzelce haşlıyorum. Çok güzel bir tarif oluyor. Bol soslu, nefis bir makarna tarifi. Haşlandıktan sonra suyunu süzüyorum. Yalnız şöyle yarım çay bardağı kadar sosu için makarna suyundan ayırıyorum ve sosunu hazırlıyorum. 3 adet orta boy domates, 1 adet de küçük boy kırmızı biber kullanıyorum. Sosunu bu şekilde rondoda hazırlıyorum. Domatesleri ve biberi iyice rondodan geçiriyorum. Hiç kabuklarını falan soymuyorum. Zaten rondoda hazırladığımız için kabukları da tamamen yok oluyor öyle makarnanın içerisinde gözükmüyor ama istiyorsanız biberi küçük küçük doğrayıp domatesi de rendeleyerek hazırlayabilirsiniz her türlü ikisi de gayet güzel oluyor bu şekilde daha pratik olduğu için ben bunu tercih ediyorum ve artık makarnamızın sosu da hazır. Şöyle göstereyim. Sosu da ayrı bir güzel. Kesinlikle denemeniz gereken çok pratik bir makarna tarifi. Sosu için tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. Hazırladığım sosu da içerisine döküyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Şöyle salçayı hafifçe eziyorum ve ayırdığım makarna suyunu da içerisine ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar ayırmıştım. Daha güzel oluyor sosu bu şekilde. Tekrardan karıştırıp şöyle bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde sosu da hazır oluyor ve kaynamaya başlayınca hemen içerisine haşladığım makarnaları da ilave ediyorum ve ikisini şöyle yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişiriyorum. Bu şekilde hazırlarsanız makarnalar sosunu tamamen çekecektir ve daha güzel olacaktır. Böyle kısık ateşte ara ara karıştırarak makarnayı sosuyla beraber pişiriyorum. Böyle göreceksiniz zaten. Makarna sosu güzelce çekiyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi artık domates soslu makarnamız hazır. Gördüğünüz gibi sosunu tamamen çekti. Harika bir tarif. Şöyle servis tabağıma da alıyorum kesinlikle denemelisiniz. Eğer sosla beraber makarnayı çok fazla pişirirseniz bu sefer makarnanız çok kuru olacaktır. O yüzden 7-8 dakika kısık ateşte pişirmeniz yeterli olur. Şöyle yakından da göstereyim. Hem çok pratik hem de evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. İçerisine istiyorsanız mısır da ekleyebilirsiniz. O da kesinlikle çok yakışıyor. Ya da küçük küçük tavukları doğrayıp pişirip de içerisine ekleyebilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.